Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Adım Koray. Kiminiz beni sosyal medyadan, kiminiz de yarışmalardan tanıyor. Ben yine kısaca biraz kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 4-5 yıldır müsabık sporcuyum. Türkiye'nin Avrupa seçmelerinde ve dünya seçmelerinde yarışmalara katıldım. İkinciliğim ve üçüncülüğüm var. Şu an yaklaşık bir 30 gün sonra ProKart eleme yarışımız var Rusya'da. Kısmetse oraya gideceğiz. Günümü nasıl geçiriyorum? Kısaca biraz bundan bahsedeyim. Antrenörlük yapıyorum. Göktürk'te ikamet ediyorum. Gördüğünüz gibi arada sırada böyle ormana gelip kardiyomuzu buralarda yapıyoruz. Günün 2-3 saati antrenmanımla geçiyor. İşte bildiğiniz üzere 2-3 saati sürekli yemek yemekle geçiyor. Evet, dediğim gibi yaklaşık bir 30-35 gün sonra bir yarışmamız var Rusya'da. Bu yarışma süresi boyunca neler yapıyoruz? Biraz kısaca bunlardan bahsedeyim. Normalde biliyorsunuz bizim her zaman bir bulk, bir definasyon dönemimiz oluyor. Ama o benim için geçerli değil. Ben mümkün oldukça yılın 12 ayı formda kalmayı hedefliyorum. 3 aşağı 5 yukarı hep formda kalıyorum. Bunun için neler yapıyorum? Düzenimi bozmadan devam ediyorum. Sabahları kalkıp işte mümkün oldukça erken 5, 6, 7 hiç önemli değil. Kardiyomu yapıyorum. Kardiyodan sonra kahvaltımı yapıyorum. İşte kahvaltılarda ya da öğünlerimizde neler yediğimizi az çok biliyorsunuz. Mümkün oldukça sağlıklı şeyler tüketmeye çalışıyoruz. Makro ve mikro değerlerine önem verip günlük karbonhidrat değerini, protein değerini, vitamin ve mineral değerlerini hesaplayarak beslenmelerimizi uyguluyoruz. Bu beslenme rutini 2-3 saatte bir sürekli yeniliyor kendini. Gün ortasında antrenmanımı yapmayı tercih ediyorum. Enerjim top seviyedeyken. Sonra diğer kalan enerjimi de öğrencilerimle vakit geçirerek, onların derslerine yoğunlaşarak geçiriyorum. Kardiyovasküler egzersizlerimde lekarnetin kullanıyorum. Hardline'ın lekarnetin 3000 mg'lık matrix'i shot. Bunu genelde sabah kardiyolarından bir 20 dakika önce yanında bir kahveyle, filtre kahveyle tüketebilirsiniz. Yine yanında Carnifit. Antrenman esnasında kullanabilirsiniz ya da tercihen işte kardiyolarınızda, kardiyo boyunca kullanabilirsiniz. Gayet lezzetli. Ben bunları tercih ediyorum. Antrenmanlardan sonra da hedefime yönelik, atıyorum biraz büyüme dönemindeysen ona göre supplementler kullanıyorum. Kreatin, glutamin takviyesi, yine protein tozuyla beraber. Definasyon dönemlerinde Hardline High Pro izole proteini var. İçinde sıfır karbonhidrat, sıfır şeker. Bu tarz ürünleri tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, benim gibi haftanın 7 günü kendinizi spora adamanıza gerek yok tabii ki. Biz profesyonel ve müsabık sporcular olduğumuz için hayatımızı bir şekilde buna adapte ediyor olmak zorundayız. Ve birçok şeyden fedakarlık göstermek zorundayız. Özel hayatımızdan, yeri geliyor iş hayatımızdan da tolere ediyoruz bir şeyleri. Haftanın 1 günü, 2 günü, yine bizim önerdiğimiz 3 gün sizin için yürüyüş, salon sporları, aktif sporlar, yani hayatınıza katacağınız herhangi bir aktivite, bir hareket sizin için yeterli olacaktır aslında. Çünkü bu sizin için bir artı demektir. Oturduğumuz yerde tabii ki olmuyor bu işler. Biraz özveri gerekiyor, biraz buna inanıyor olmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi benim gibi profesyonel haftanın 7 günü bu spor yapmak zorunda değilsiniz. Yürüyüş yapın, bir yarım saat spor yapın. Bu sizin için yeterli olacaktır. Bugün kardiyomu ormanda yapmak istedim. Biraz oksijen kapasitemi de artmasını istedim. Bu antrenmanlarımızda da çok faydalı olacaktır. Herkesi tavsiye ederim. Yani sürekli salon sporu değil, biraz da dış alanda, biraz böyle doğayla iç içe olursanız sizin için çok daha faydalı olur. Ben bugün kardiyomu burada yaptım, Belgrad Ormanı'nda. Zaten Göktürk'te ikamet ediyorum, bana çok yakın. Orman yoksa yakınınızda yine sahilde vesaire koşabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Yani temiz hava alıyor olmanız önemli. Çünkü fiziksel olarak değil, biraz da mental olarak, ruhen de kendinizi besliyor olmanız gerekiyor. Yani her şey biraz kafada bitiyor. Evet, kardiyomu bitirmiş oldum bugün. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var ve öğünüm yaklaşıyor. Öğünümü yapmak zorundayım ve sonra da öğlen antrenmanımı yapmak zorundayım. 30 gün sonra inşallah güzel bir dereceyle dönüyor olacağım ülkemize. Hedefimiz tabii ki ProKart. İnanırsanız neden olmasın, ben inanıyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.